Temmuz ayından itibaren, Temmuz ayının ortalarından itibaren altın yükselmeye başlar. Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Çoban Yıldızı programının ikincisinde Almila Kaşıkçı ile beraberiz yine. Geçen ay ilk programı çekmiştik. Temmuz ayı değerlendirmelerini yapmıştık. Kendisi de bazı bilgiler vermişti bize ve onların içinde gerçekleşenler oldu. Öncelikle Almila hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Teşekkür ederim Emre Bey. Siz? Sağ ol. Teşekkür ederim. Hemen şeyi sormak istiyorum. Geçen ay altın yükselecek demiştin. Hatta Temmuz ayında Temmuz ayının ortasından itibaren bir rekor gelebilir demiştin ve o rekor geldi. Altın şu ana kadar en yüksek seviyesine çıktı. Ağustos ayında altında durum ne? Dolar, Euro'da bir değişiklik görülüyor mu? Öncelikle bununla başlamak istiyorum. Ben Ağustos ayında yine altının yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü Ağustos ayında 4 Ağustos'ta yaşayacağımız bir Aslan yeni ayı var ve Aslan burcu altınla ilgilidir. Bu yüzden Aslan yeni ayından sonra yani 4 Ağustos'tan sonra yine belki Ağustos'un ortalarına doğru altının yine yükseleceğini düşünüyorum. Yani altın yine rekor kıracak mı yoksa yükselişine devam mı edecek? Nasıl anlayalım onu? Yani altın zaten şu an kendi rekorunu kırmış durumda. Kırmaya devam edeceğini düşünüyorum. Dolarla Euro ile ilgili var mı bir çalışma? Yani çok fazla oynama olacağını düşünmüyorum. Böyle çok aman aman altın gibi. Anladım. Yine yatırım tavsiyesi değildir. Tabii ki aynen yatırım tavsiyesi değildir. Biz burada konuşuyoruz. Almila Hanım'ın öngörülerine bakıyoruz. O zaman ben de biraz sizle program yapmaya başlayınca böyle bakmaya başladım bu işlere. Ağustos ayında bir retro var mı? Hangi burçlar daha çok etkilenecek diye sorayım. Bir de belki izleyicilerimizin için hani merak edip bu konuları yani dinleyen, bizi izleyen vardır ama retronun ne demek olduğunu bilmiyor olabilir. Açıkçası ben de burada sanki çok biliyormuşum gibi davranmayayım. Ben de çok bilmeyenlerden biriyim. Hani önce retro nedir? Ve Ağustos ayında bir retro var mı ve hangi burçlar daha çok etkilenecek diye sorayım size. Şimdi şöyle, evet, Ağustos ayında bir Merkür Retrosu yaşayacağız. Yeni aydan hemen sonra, yeni aydan hatta bir gün sonra Merkür Retrosu başlayacak. Retrolar, gezegenlerin biz geri gittiğini söylüyoruz aslında. Hani Merkür gerilemesi başladı. Aslında geri gitmiyor. Kendi yörüngeleri etrafında yavaşlamaya başlıyorlar ama dünyadan baktığımızda şey gibi, geri gidiyormuş gibi görüyoruz aslında. Bu yüzden Merkür gerilemesi, işte Jüpiter gerilemesi, buna retro diyoruz. Aslında kendi etraflarında, kendi yörüngelerinde yavaşlaması anlamına geliyor. Ve hangi gezegen geriliyorsa o gezegenin temalarıyla ilgili aksamalar, aksilikler, belki biraz sorunlar yaşatıyor. Merkür de bizim iletişim gezegenimiz. Anlaşmalarla, yazıyla, konuşmayla, imzayla ilgili. Elektronik aletlerle ilgili. Bu yüzden belki bu tarz şeylerle ilgili sorunlar, bir takım aksaklıklar, gecikmeler yaşatabilir. Merkür retrolarında imza atmaktan kesinlikle uzak durmamız gerekiyor bir şeylere. Anlaşma başlatmamamız gerekiyor. Yeni bir işe başlamamamız gerekiyor. Yeni ilişki başlatmamamız gerekiyor. Böyle. Onun dışında Merkür retrosu Başak Burcu'nda gerçekleşecek. Değişken burçları yani balık, ikizler, yay ve başaklar daha fazla etkilenebilir ama herkese etkiliyor. Yani en çok etkilenecekleri tekrar sayabilir miyiz? Başak, ikizler, yay ve balık. Yay ve balık, tamam. Ama hepsi etkilenecek. Yani hepimiz etkileneceğiz. Yani ben atıyorum Oğlak burcuyum. Ben de etkileneceğim. Çünkü neden? İletişim gezegeni geri gidiyor. İster istemez iletişimde sorunlar yaşatacak mutlaka. Anladım. O zaman ben tabii daha genel konular sorabiliyorum haliyle. Siz sonrasında burçların değerlendirmelerini yapacaksınız. Hatta şöyle mi yapsak acaba? Bu programa özel bir durum olsun. Şimdi Ağustos ayında şimdi benim iki tane daha sorum var size. Ama onları sormadan önce yani bize mesela ilk üç burcun Ağustos ayında neler beklediğini söyleseniz ve ben sorularımı ondan sonra devam etsem böyle bir sıralama olsa. Nasıl isterseniz. Çünkü sonuna bırakıyoruz en sonuna.
Böyle bir değişiklik yapalım programda isterseniz. Tamam, öyle yapalım. Şimdi Koç, Boğa ve İkizler ilk etapta Ağustos ayında neler bekliyor? Onları bir konuşalım. Tamam. Şimdi Koç burçları 4 Ağustos'ta bir Aslan yeni ayı var demiştim. Koç burçlarının 5. evinde gerçekleşecek. Bu da çocuklar, aşk, spekülatif yatırımlar ya da spekülatif kazançlar, hayattan keyif aldığımız konular, belki şans oyunları, bu tarz konularda yeni başlangıçlar yapabileceğimiz, belki daha yenicil enerjiler çekebileceğimiz bir dönem olabilir koçlar için. Hı hı. Onun dışında bir de 19 Ağustos'ta Uranüs'yen bir kova dolunayı gerçekleşecek. Bu 19 Ağustos'tan sonra da sosyal çevreleri, topluluklar, gruplar, hedefleri, idealleri ya da toplum yararına yapabilecekleri işler, belki bunlarla ilgili tamamlanmalar söz konusu olabilir. Yine belki birbirlerine artık bir şey katmadıklarına inandıkları arkadaşlıklarını sonlandırabilirler. Boğa burçlarına geçeyim. Tabii. Ben üçünü de sordum zaten. Tamam. Boğa burçlarının da 4. evinde gerçekleşecek Aslan yeni ayı. Bu da ev, aile, gayrimenkul, aile büyükleri ya da geçmiş travmalar, geçmişe dair şeyler. Belki geçmişle çok fazla zihinleri muhatap olabilir. Çünkü zaten hem Merkür retrosu, şimdi Merkür geri gittiği zaman ister istemez geçmişe yönelik şeyleri zihnimize getiriyor. Çünkü zihinle de ilgili demiştik ya. Biraz daha 4. ev de yine geçmişle bağlantılı olduğu için bu anlamda boğa burçları daha fazla geçmişe takılı kalabilir. Hı hı. 19 Ağustos'tan sonra da kariyerleri, başarıları, saygınlıkları, statüleri, belki ast üst ilişkileri gündemlerinde olabilir. Bu tarz konularda da tamamlanmalar yaşayabilirler. Hı hı. İkizler burçlarının da Ağustos yeni ayı, 4 Ağustos yeni ayı, yakın çevreleri, kardeşleri, komşuları, belki iletişim ya da iletişim araçları ile ilgili ticaret, arabalar, trafik, bu tarz konularda yine yeni başlangıçlar yapabilecekleri bir dönem olabilir. Belki araba almaya kalkışabilirler. Ama ben Merkür Retrosu'nun bitmesini tavsiye ederim. Bu tarz bir şeye adım atacaklar. Ne zaman bitiyordu Merkür Retrosu? 5 Ağustos'la 28 Ağustos arası olacak ama 28 Ağustos'tan sonra da yine bir hafta daha Merkür'ün eski hızını kazanmasını beklemelerini tavsiye ederim. Çünkü yavaş yavaş, hani bitecek evet retro ama eski hızını kazanması yine bir hafta 10 günü bulur. 19 Ağustos Kova Dolunay'ı da yine sosyal medya, eğitimler, uzaklar, yurt dışı bağlantıları belki gündemlerinde olabilir. Kişisel gelişimleriyle ilgilenebilirler. Bu anlamda yine tamamlanmalar yaşayabilirler. Çünkü yeni aylar yeni başlangıçlar ama dolunaylar tamamlanış, artık kapanış enerjileri. Peki. Ağustos ayında bizlerin veya ülkemizin etkileneceğini düşündüğünüz bir gelişme görüyor musunuz? Bu her anlamda olabilir. Şimdi şöyle, Ağustos ayında belki askerleri, polisleri çok fazla konuşabiliriz, gündemimizde olabilirler. Belki hiç anmak istemem ama şehit haberleri alabiliriz ya da işte Allah kargaşa, korusun. Allah korusun kesinlikle, ama kargaşalar belki olabilir. Yani böyle daha çok güvenlik güçlerini konuşabiliriz. Bir ekonomik krizin ayak sesleri var Ağustos ayında ne yazık ki. Ciddi anlamda ben dünyaca da bir ekonomik kriz olabileceğine inanıyorum ama Türkiye'yi çok çok daha etkileyecek bence. Yine 19 ayında hani Uranüs'yen bir kova dolunayı var demiştim. Uranüs beklenmedik olayları anlatır. Beklenmedik, aniden gelişen. Ve aynı zamanda halk ayaklanmalarıyla ilgilidir kova. Halkla ilgilidir. Hava yolundan gelebilecek, havayla ilgilidir. Hava yolundan gelebilecek ani beklenmedik şeyleri anlatabilir. Ani hava olaylarını anlatabilir. Uçakları anlatır. Uzay, bilim, bu tarz konularla ilgili beklenmedik ani şeyler de yaşayabiliriz. Belki yine hava yoluyla veya Uranüs yine aynı zamanda şeyle ilgilidir, biraz daha doğal afetlerle de ilgilidir beklenmedik olduğu için. Belki öyle çok büyük bir şey beklemiyorum ama doğal afetler de olabilir. Ağustos ayı ülkemiz için çok ya, iyi geçmeyecek. Ya evet, çok böyle işveli cilveli bir ay değil Ağustos ayı. Kötü haberler hazır olunuz. Evet. Peki, öyle söylemeyelim de. Ağustos ayında Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını neler bekliyor?
Aslan yeni ayı yengeç burcunun ikinci evinde gerçekleşecek. Maddi kaynaklar, gelir giderleri, maddi manevi sahip oldukları, öz değerleri ya da taşınabilir varlıkları yine gündemlerinde olabilir. Bunlarla ilgili yeni adımlar atabilirler, yeni başlangıçlar yapabilirler. Kova Dolunay'ı da 8. evlerinde gerçekleşecek. Psikoloji, ölüm ötesi konular, vergiler, sigortalar, primler, krediler, ortak maddi kaynaklar belki gündemlerinde olabilir. Veya miras belki. Bekledikleri bir miras vardır, bir türlü gelmiyordur. Artık nihai sonuca erebilirler bununla ilgili. Çünkü hani dedim ya, tamamlanma, kapanış. Artık sürüncemede bir iş varsa tamam, artık kapanacak. Ya gelecek ya gelmeyecek ama belli olacak. Hayır, olumlu ya da olumsuz anlamda kapanacak. Evet, kapanış, tamamlanma. Aslanların Aslan yeni ayı birinci evlerinde gerçekleşecek. Sağlıkları, fiziksel görüntüleri, benlik algıları ön planlarında olabilir. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Her zamankinden daha cesur, güçlü ve girişken bir tavır takınabilirler. Bu tutulma belki onlara şifanın esasında kendileri olduğunu öğretebilir. Dışarıda aramamayı, kendi işlerinde aramayı öğretebilir. Kova Dolunay'ı da 7. evlerinde gerçekleşecek. İkili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik gibi konular gündemlerinde olabilir. Bu konularla ilgili tamamlanmalar yaşayabilirler. Yani belki yine başlatmak isteyip bir türlü başlatamadıkları bir ikili ilişki vardır. Buna girişebilirler. Bir ortaklık vardır yine tamamlanması gereken. Başlamalarını asla tavsiye etmem. Zaten bir tamamlanma, yeni bir başlangıç yok. Hani orada bir dolunay var aslında. Bitirmeleri gereken bir ortaklık varsa evet bitirebilirler. Ama kesinlikle yeni bir ortaklık başlatmasınlar derim. Başak Burcu için de bu da. Doğru mu? Hayır, aslandı. Aslanı bitirdik. Evet, tamam, başağa bitirdik. Geçmedik mi daha? Evet. Tamam, ben de burada burçları işaretliyorum hangisini. Tamam, başağa geçiyoruz. Evet. Aslan yeni ay başaklarında 12. evlerinde gerçekleşecek. Meditasyon yapabilirler, ruhsal anlamda büyümek adına bir şeyler yapabilirler. Yalnız kalıp kendilerini dinlemek isteyebilirler, inzivaya çekilebilirler. Ruhsal bir büyüme sürecine girebilirler. Belki bu anlamda yeni eğitimler alabilirler ya da işte yeni bir meditasyona başlayabilirler. Daha farklı bir şey yapabilirler. Ruhlarına iyi gelecek şeyleri keşfedebilirler bu süreçte. İyi gelecektir onlara kendi içlerine dönmek. Daha ruhani şeylerle uğraşmak. Dolunay'da 6. evlerinde gerçekleşecek. Günlük rutinleri, işleri, iş yerleri, iş arkadaşları, evcil hayvanları, belki sağlıkları, yine evcil hayvanlarının sağlıkları gündemlerinde olabilir. Günlük angaryalarla daha fazla uğraşacakları bir süreç olabilir 19 Ağustos sonrası. Başaklar telaşlı yani. Ağustos evet. Ayında. Peki şöyle sorayım. Ağustos ayında dünya ile ilgili önemli bir gelişme olacak mı? Öngörünüz nedir? Ağustos ayında dünya ile ilgili. Yani şöyle, 20 Ağustos'ta Jüpiter-Satürn 90'lık açısı var. Biz bunu daha evvel Temmuz 2015, Mayıs 2016'da yaşamışız ve işsizlik, işçi çıkarma, büyük şirketlerin iflası belki söz konusu olabilir. Yine ülkemiz ve dünya için. Bunlar gündemde olabilir. Ülkelerin aldıkları bazı kararlardan dönmesi, belki çıkarttıkları bazı yasalardan dönmesi ya da antlaşma fesihleri yine bu süreçte görülmüş. Yani daha evvelki Jüpiter-Satürn'ün 90'lık açısı varken bu tarz şeyler görülmüş. Yine bu tarz şeyler yaşanabilir. Bireysel bazlı baktığımızda da kişiler işte Temmuz 2015 ve Mayıs 2016'da yaşadıkları şeylerin yine benzerlerini yaşayabilirler. Örnek veriyorum işte. Temmuz 2015'te ne yaşadın? Yine bu 20 Ağustos civarı aynı şeyleri, benzer şeyleri yaşayacaksın. Herkes hafızaları çekmeye başlayacak. Evet, 2015-2016'da ne yaşadık diye. Yani genel olarak ülkeler adına da anlaşma fesihleri daha çok gündemlerinde olacak gibime İlginç. Geliyor. İlginç. Yani bunlara ateşkesler falan da dahil herhalde. Çünkü aldıkları kararlardan dönebilirler. Tabii aldıkları demiş. Kararlardan dönebilirler. Yani söylediğim gibi bu bir yasa da olabilir ama herhangi bir... Çünkü şöyle, geçen programda 3. Dünya Savaşı ile ilgili Amerika kaynaklı diye bahsetmiştim. Şimdi tabii bazı anlaşmalar var. Onların işte ateşkes süreçleri var falan. Acaba dedim onların mı yolu açılıyor? O yüzden sordum. Tabii ona da artık bir ara bir bakarsın. Tabii ki. Bakarım. O zaman
Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları kaldı. Onlara istersen hiç ben tek tek sorayım mı yoksa... Nasıl isterseniz. Tamam, terazi burcuyla başlayalım o zaman. Tamam. Ağustos ayında terazi burçları neler bekliyor? Aslan yeni ayı topluluklar, gruplar, arkadaşlıklar, sosyal çevre ve ideallerinin gündemlerinde olacağını söylüyor. Bu konularla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirler. Kova Dolunay'ı da 5. evlerinde gerçekleşecek. Çocuklar, aşk ilişkileri, flörtler belki, hobiler, şans oyunları ve borsa gündemlerinde olabilir. Hı hı. Şans oyunlarında özellikle dikkatli olsunlar. Borsa konusuna çok fazla girmek istemiyorum ama dikkatli adım atsınlar diyeyim. Yani daha beklenmedik bir etki olduğu için hani hem Uranüs'yen hem zaten Kova Dolunay'ı yine çünkü Kova Burcu'nun da yöneticisidir Uranüs. Yani Uranüs etkisinin çok fazla olduğu bir Dolunay olduğu için beklenmedik şeylerle karşılaşabilirler. Bu yüzden dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Yükselen ve Güneş terazilere. Evet. Ben de buradan bir şey söylemek istiyorum. Sonra Akrep Burcu ile devam edelim. Seninle program yaptıktan sonra insanlar beni yolda durdurup bunları sormaya başladılar. Arkadaşlar ben bu konuda bilgili değilim. Sadece program yaparken soruları soruyorum, hazırlıyorum. Elmle bana ayla ilgili genel bir bilgi veriyor. Ben de neler sorabileceğimi aralarından çıkartıp soruları hazırlıyorum. Lütfen yolda beni durdurup burçlarınızla ilgili şeyleri bana sormayın. Halmila Hanım'a sorun çünkü bildiğim bir konu değil. Sadece burada ben yardımcı oluyorum diyelim. Buyurun Akrep Burcu'yla devam edebiliriz. Akrep Burçlarının da 10. evlerinde gerçekleşecek yeni ay. Bu süreçte kariyerleri, statüleri, başarıları, otorite figürleri, belki patronları gündemlerinde olabilir. Yeni bir kariyer çizmek adına yeni başlangıçlar atabilirler belki. Bu anlamda güzel bir süreç. Ama çok fazla yine imzalı işlere girmesinler. Çünkü malum Merkür Retrosu devam ediyor olacak bu süreçte. Ya şöyle mi? Bu dönemde Ağustos ayında o Retro'nun olduğu dönemde kimse bir imza atmasın, asla anlaşma yapmasın, evlilik teklif etmesin, evlenmesin gibi. Kesinlikle ya hayır. Bu kadar evlenmek için tarih almış, imza atacak insanlar var. Ya şöyle, o konuyu hemen bir değinmek istiyorum. Tamam. Sistem bizi bir şeye itiyorsa, yani örnek veriyorum, diyelim ki ben biriyle evleneceğim, bana birisi evlenme teklif etti ve Merkür Retrosu'nda oldu. Bu şey anlamına geliyor, evet biz iletişim sorunları yaşayacağız ama ben onu ötelesem dahi, sistem beni o tarihe ittiyse biz mutlaka bunu yaşayacağız. Yani o tarihte bana evlenme teklif etti diye değil, ben zaten o adamla iletişim sorunu yaşayacağım için o adam bana Merkür Retrosu'nda evlenme teklif ediyor. Evren o tarihte bunu yapmaya itiyor aslında. Peki kişileri. Şey yani bu dönemde evini satan, arabasını satan, anlaşma yapacak, mecburen yapacak. Dikkatli olsun. Mecburiyetse hiçbir şey söyleyemem. Söylediğim gibi sistem bir şekilde. Dikkat etsinler. Dikkatli olsunlar. Dolandırılabilirler, kesinlikle kandırılabilirler. Zaten tamam, Merkür şimdi hırsızlıklarla, dolandırıcılıkla da ilgilidir. Yani dolandırılabilirler. Bilirsin veya hırsızlığa uğrayabilirsin. Dikkatli olman gerekir. Özellikle Merkür Retrolarında. Buyurunuz Yay Burcu ile devam edelim. Yay Burçları. Yay Burçlarının da 9. evinde gerçekleşecek yeni ay. Yurt dışı bağlantıları, eğitimler, kişisel gelişim, uzun seyahatler, sosyal medya, felsefe, astroloji, belki hukuksal konular gündemlerinde olabilir. Bu konularla ilgili yine yeni başlangıçlar yapabilirler. Dolunay 3. evlerinde gerçekleşecek. Kardeşleri, yakın çevreleri, haberleşme, iletişim, ticari araçlar ve ticaret gibi konular gündemlerinde olabilir. Bunlarla ilgili tamamlanmalar yaşayabilirler. Trafikte de dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Evet. Yaylar trafikte dikkat etsinler. Hız yapmasınlar. Lütfen. Onlar gezmeyi, tozmayı çok sever değil mi yaylar? Ya gezsinler de hız yapmadan gezsinler. Yani sokakta hayvanı var, çocuğu var, insanı var. Dikkat etsinler, evet. Kesinlikle. Oğlak Burcu neler bekliyor Ağustos ayında? Oğlak Burcu'nun da yeni ay 8. evlerinde gerçekleşecek. Psikoloji, ölüm ötesi konularla belki ilgilenebilirler. Vergiler, sigortalar, primler, krediler, yine ortak maddi kaynaklar, birileriyle ortaklı maddi kaynaklar, eşin parası, yine belki miras gibi konular gündemlerinde olabilir. Bunlarla ilgili yeni başlangıçlar, belki güzel haberler alabilirler. Dolunay da 2. evlerinde gerçekleşecek. Para kaynakları, maddi manevi sahip oldukları ve öz değerleriyle ilgili tamamlanma, belki bir öğrenme sürecine girebilirler. Kova burçları.
Kova burçlarının yeni ay 7. evlerinde gerçekleşecek. Hı hı. İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklık konular, ortaklıklar aslında gündemlerinde olabilir. Bunlarla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirler. Hı hı. Dolunay'da 1. evlerinde gerçekleşiyor. Spor yapmak, fiziksel özellikleri, belki özleri, benlik algıları ve sağlıklarıyla ilgili tamamlanmalar yaşayabilirler. Yine onların da kendileriyle, özbenlikleriyle ilgili öğrenmeleri gereken bir durum varsa evren bunu öğretmeye, öğrenmek İsteyen zorunda mi? Kalmaya zorlayacak. Ha, zorunda bırakacak. Evet. En son da balık burçları. Balık burçlarının da yeni ay 6. evlerinde gerçekleşiyor. Evcil hayvanlar, sağlık, günlük rutinleri, çalışma alanları gündemlerinde olabilir. Bu konularla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirler. Hani çalışma alanları belki daha çok gündemlerinde olacak ama çalışma alanlarıyla ilgili de yine onlara da asla imza atmamalarını tavsiye ediyorum. Bu konuda dikkatli olsunlar. Dolunay'da 12. evlerinde gerçekleşecek. Ruhsal gelişimleri, rüyaları, psişik yönleri, belki ruhani yönleri ya da spiritüel yetenekleri, meditasyonlar, ibadetler, inzivaya çekilme gibi konular gündemlerinde olabilir. Depresiflikle içsel huzur arasındaki ince çizgiyi yakalayıp ayırt ettikleri takdirde bu tutulmadan karlığa, bu dolunaydan karlığa çıkabilirler. Evet. Aymir Hanım, benim sorularım bu kadar. Ama sizin benim atladığım bir şey varsa, söylemek istediğiniz bir şey varsa ya da retro ile ilgili genel bir şeyler, gerçi en başında söylediniz ama varsa buyurun. Yani tek tek şeyleri aktarmadım burada. Çok da uzatmayalım istedim açıkçası. Merkür Retrosu hangi burcu nasıl etkiliyor? Yeni Haber'de köşe olarak yazarım. Evet, Yeni Haber'de, buradan onu da söyleyelim. Yeni Haber'deki bu ay yazınızda retronun burçların üzerindeki tek etkilerini tek tek evet. yazacaksınız. Merkür retrosu burçları nasıl bekleyecek? Orada detaylıca işleriz. Teşekkür ederim bilgileriniz için. Çoban Yıldızı'nın ikinci programında Aymile Kaşıkçı ile birlikteydik. Ağustos ayında dünyamızı, ülkemizi ve burçları neler beklediğini anlattı bize. Kendisine teşekkür ederiz. Yayın ekibimize de çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.